Canım Şule hocam, şimdi biraz önce konuşuyorduk, bunu herkes duysun istedim. Bizler Atatürk eğitimcisiyiz, Atatürk Türkiye'sinde yaşıyoruz. Beyin göçü çok hızlı. Neden gidiyor gençler? Gitmemeliler hocam, ne yapacağız? Yani kendi beyin gücümüzü içeride tutmanın yollarını arayacağız tabii ki. Eğitim bir ülkenin en temel gelişmekte olan, gelişmesine katkıda bulunan en temel faktörlerinden bir tanesi. Şeyi bilir misiniz? 1921 Anayasası yapıldığında Türkiye'de Kurtuluş Savaşı devam ederken 1921 Anayasası yapılıyor ve o dönemde Atatürk'ün Maarif Kongresi'ni planladığını, savaş içerisinde olan bir ülkedeki komutan geliyor, Ankara'da Maarif Kongresi topluyor. Anayasa hazırlıkları bitiyor. 6 ay sonra Temmuz ayı içerisinde bunu yapıyor ve bu kongreye başkanlık ediyor. O dönemde savaştan çıkacak, tabii ki her zaman biliyorsun başarmayı hedeflemiş bir insan. Savaşın kazanılacağına o kadar yürekten inanmış ama savaşın kazanılması tek başına yetmeyeceği için hemen hızlı bir şekilde eğitimde neler yapılacak? Bu ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için neler yapılması gerektiğini Maarif Kongresi'nde Adım 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 belirliyor. adım belirliyor ve aslında bugüne ışık tutan birçok şey oradan kaynaklanır. Yani işte Milli Eğitim Temel Kanunu olsun, Tevhid-i Tedrisat Kanunu olsun, Harf İnkılabı olsun, hepsinin temelleri aslında orada atılıyor. Şimdi küçücük yaşta yurt dışına gitme planları yapılıyor. Bunu yapmayalım. Bu ülke hepimizin ülkesi. Kesinlikle. Gitmeyelim. Tamam, dünyayı görelim ama tekrar Evet, gelelim. evet, evet. Dünyada Dünyayı görmek gördükleri, evet, çok önemli, çok önemli. Görmek önemli. Tabii ki gitsinler, görsünler, kendilerini geliştirsinler. Bir kere ufkunu genişletir insanın farklı şeyleri görmek. Ama atamız ne yapmıştı? Sizi kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olarak dönün aynen demişti. öyle. Tamam, kıvılcım olarak Aynen. gidelim ama volkan olarak Yani yine. bu toprakları sahipsiz bırakmamak gerekiyor. Bu topraklardan beslenmiş insanlar olarak bence aslında borcumuz var bizim bu topraklara. Yetişmiş insanımızın buraya o borcunu ödemesi gerekiyor. Ben öyle Bunu düşünüyorum açıkçası. yapmazsak çok önemli bir boşluk Kesinlikle, olmalı kesinlikle. bizde. Yani